kabir azabı nedir? Ölüler bizi görebilir mi? Geldiğimizden haberleri olur mu? Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yayına tekrar karşınızdayız. Bugün araştırmacı yazar İhsan Elaçık ile bazı sorulara cevap arayacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam kabir azabı nedir? Melekler ölüye sorular sorar mı? Kabir ziyaretinden ölüler bizi görebilir mi? Geldiklerimizden haberleri olur mu? Kabir azabıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Bazı çevreler hem geçmiş tarihte hem de günümüzde cehennem azabıyla ilgili bazı ayetlerin kabir azabına delalet ettiğini ve buradan kabir azabının kastedildiğini söylerler. Bu da mesnetsiz ve boş bir iddiadır. Cehennem azabı vardır, ateş vardır, sakar vardır, kötüler cehenneme girecektir, iyiler cennette ödüllendirecektir. Klasik İslam inancı budur. Bu kadardır yani. Bunun teferruatına dalıp da mezarda da azap olacaktır, mezarda da bize ateş gösterilecektir denilerek bir dönem epeyce bir tartışma konusu yapılmıştır. Hatta tarihten bize tevarüs eden mirasa göre kabir azabı ehli sünnet inançlarından birisidir. Yani mesh üzerine mesh etmek de ehli sünnet inançlarından birisidir. Bunlar peygamberden 300 yıl sonra yapılan tartışmalarda ortaya çıkan görüşlerdir. Bunun Kur'an'la, peygamberin sünnetiyle falan bir alakası yoktur. Ehl-i sünnet inancı da şu anda peygamberin yolunda gitmektir esasında ama insanların bunu söyleyerek peygamberin yolundan gittiğini de görmüyoruz. Hurafelere inanmak ehl-i sünnete tabi olmaya dönüşmüş vaziyette. Bir defa kabir azabı ile ilgili Kur'an'da anlatılan ayet, Kur'an'da olduğu iddia edilen ayet aslında Firavun'la ilgilidir. Musa'nın Firavun'a gece gündüz ateşi hatırlatması, Firavun'un kabirde öldükten sonra gece gündüz azap edileceği şeklinde yorumlanmış ve tefsir edilmiştir. Yanlış bir tefsir ve yanlış bir yorumdur. Musa sabah akşam Firavun'a ateşi hatırlatmıştır. O Firavun buna aldırış etmemiştir. Vefat ettiğinde de gireceği yer ateştir diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi buradan yola çıkarak demek ki vefat ettiğinde mezarda sabah akşam ona ateşte azap edilecek şeklinde bir yorum. Ayeti doğru anlamamaktan, çarpıtmaktan, aklı işletmemekten, ne dediğini tam derinlemesine nüfuz etmemekten kaynaklanan bir isabetsiz, boş bir yorumdur. Dolayısıyla kabir azabı diye bir şey söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim yine başka bir ayette, Fatır suresinde geçer o ayette. Mezardakiler duymaz der. Mezarlar duymaz der. Ölüler işitmez der. Burada iki şey kastedilir. Bir, ruhu, vicdanı ölmüş olana bir şey anlatamaz. Ey peygamber, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, diğerlerinin hepsi ruhen ölmüş vaziyettedir. Bunlar ölüdür yani. Kur'an-ı Kerim'e göre zaten Kur'an'ın aydınlığı içine girmemiş kişi meyittir, ölüdür. Kur'an ölü kelimesini diriler içinde kullanmış. Kur'an'ın aydınlığına ulaşmayanların hepsi zaten ölmüştür. Ve dirilmesi de mümkün değildir. Ne anlatırsa anlat seni anlamazlar. Çünkü ölüler işitmez. Ölmüş adam nasıl işitsin? İkincisi de mezarlarda yatan ölülerle ilgilidir. Yani mezarlıklarda yatan ölüler işitmezler diyor. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ölüler ister yaşayan ölüler olsun, ister ölmüş ölüler olsun işitmez, duymaz. Onların dünyayla irtibatı tamamen kesilmiştir. Bu konuda Kur'an'da bir şey yoktur ama her konuda olduğu gibi Kur'an'dan yol bulamayanlar bunlarla ilgili de bir sürü hadisler uydurmuşlardır. Onların hiçbirisine dini anlamda itibar edilemez. Çünkü din Kur'an'dan alınır. Kur'an'dan alınmayan şey din değildir. Kültürdür, tarihtir, geçmiştekilerin görüşleridir. Dolayısıyla şimdi buradan baktığımızda klasik İslam inancına göre ölen insanların mezarlıkta bizi duyması da mümkün değildir. Onlarla bir irtibat kurmamız da mümkün değildir. Ölüyle herhangi bir şekilde iletişim kurmamız da mümkün değildir. Çünkü başka bir varlık hali yaşamaktadırlar. Ama Allah'la iletişim kurmamız mümkündür. Sesimizi Allah'a duyurmamız mümkündür. Bizi Allah'ın işitmesi mümkündür. Çünkü Allah mezarda değil, her yerdedir. Mezarda yatan ölüdür, bizi duymaz. Ama Allah duyar. O zaman mezardakine değil, Allah'a sesimizi iletmemiz gerekir. Allah'a dua etmemiz gerekir. Allah'tan istememiz gerekir. Eğer mezardaki için bir şey isteyeceksen bile Allah'tan istemen gerekir. Ya Rabbi öldü, senin huzuruna geldi. Bu benim babamdır, anamdır, kardeşimdir, yakındırım, tanıdığımdır, dostumdur. Bunu bağışla. Bunu affet. Ben onun iyi birisi olduğunu biliyorum. Sürekli Allah'a yönelik. Öleye yönelik hiçbir şey söyleyemezsiniz. O bizi asla duymaz. Allah'a yönelik bir takım taleplerde, istiğfar, mağfiret taleplerinde bulunabiliriz. Ama bunlar da yerine getirir mi getirilmez mi bilmeyiz. Ama derdimizi Allah'a açarız. Allah'ın kapısı herkese açıktır. Bütün dertler Allah'a iletilir zaten. Bir Müslümanın böyle düşünmesi gerekir.
Mezarlıklarda okunan Yasinleri de ölüler duymaz. Esasında ölülerin arkasından Yasin de okunmaz. Kur'an da okunmaz. Mezarlıklarda Kur'an okumak Kur'an'a hakarettir. Kur'an'ı dirilerin okuması ve dirilere okunması gerekir. Eğer mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunuyorsa bu ölüye değil, mezarın başına toplananlara hitaben ve onların ana dilleriyle, anladıkları dilleriyle olmalı. Bunun dışındakilerin hiçbir anlamı yoktur, manası yoktur. Ama ölü din sevicileri, dini ölü bir şekilde yorumlayanlar bunların hepsini yaparlar. Yasin'i mezarlıklarda okurlar, ölülerin arkasından ağıtlar yakarlar, ölülerin kendilerini işittiğini zannederler, kabirde azap edildiğini zannederler, kabirde azaba uğramamak için yakmayan kefen satarlar ve ona sarınırsanız, onunla mezara girerseniz sorgu sualleri başladığı zaman size ateş azabı, kabir azabı dokunmaz. Duayı da kalbinizin içine koyarsanız, erkekler bir kat, kadınlar da iki kat sarılırsa bu kabir azabında kişi yakmayacaktır diye anlatılan hurafe dini bilgiler vardır. Aslında dini değil, hurafe bilgiler de vardır. Bunların dinle bir alakası yoktur, Kur'an'la bir alakası yoktur. Tamamen hurafe ve insanların ölüm korkusundan ve mezar kaygısından yararlanarak onları söğüşlemekten, sömürmekten ibaret. Her bir keferi 170 liraya, 160 liraya satıyorlar. Peygamberin nalini şerifini, giydiği nalini satıyor. Peygamberin nalinidir diye, takunyasıdır diye. Dolayısıyla bunların hepsi din istismarıdır. Din sömürüsüdür ve burada anlatılanların hepsi hurafe çöplüğüdür. Gerçek, sağlıklı din buralardan öğrenilemez. Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde ayetler ortadadır. Onu doğru ve çarpıtmadan anladığınızda durum bundan ibarettir. Evet, bu konuda da söyleyeceklerim bunlar. Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.